Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi. Ümmetimin malı ve bedeniyle en fedakar olanı Cafer-i Tayyar'dır. Cafer-i Tayyar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in oğlu, Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşidir. Hazreti Ali Efendimiz'in irşadıyla Müslüman olan Hazreti Cafer, ilk Müslümanlardandır aynı zamanda. Ne yapmış Hazreti Cafer? Hazreti Cafer radıyallahu teâlâ anhu, Mute Harbi'ne katılanlardan ve Mute Harbi'nde şehit düşenlerdendir. Hani Hazreti Peygamberimiz aleyhisselam, size ordu kumandanı olarak Zeyd'i seçtim. O şehit olursa Cafer olsun. O da şehit olursa Abdullah İbni Ravaha olsun. O da şehit olursa içinizden birini seçin buyurdu. O yüzden böyle bir fedakarlık bilerek şehitliğe gittiler. Müşriklerin işkencesine maruz kaldığı için Habeşistan'a hicret etti. İlk hicret edenlerden aslında Cafer Efendimiz. Ve hani Çağrı filminde biri konuşuyor ya, Necaşi ile konuşan biri var, o Cafer Efendimiz. Pek çok insana İslam hakikatlerini anlattı. Habeşistan'dan döndüğünde Peygamber Efendimiz aleyhisselam Hayber'in fethinden dönüyordu. Hazreti Cafer'i görünce çok sevindi. Onu kucakladı, bağrına bastı, alnından öptü. Ve sevincini şöyle dile getirdi Peygamberimiz aleyhisselam. Bugün siz Hayber'in fethine mi sevinelim, Cafer'in dönüşüne mi diye efendime söyleyeyim, Peygamberimiz hitapta bulundu. Vücutça ve ahlakça Peygamberimize en çok benzeyen sahabelerdendi. Onun Peygamberimizin yanında apayrı bir yeri vardı. Hazreti Cafer için fakirlerin babası denirdi. Çünkü o son derece cömertti. Olan her şeyi veriyormuş. Hicretin 8. yılında Bizanslılara karşı yapılan Mute Savaşı'nda Zeyd bin Harise'yi az önce anlattım. Kumanda tayin etti. O şehit oldu. Cafer Efendimiz kumandayı aldı. O da şehit oldu. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. İki kolunu kestiler kafirler. Bizanslılar. İki kolunu. Ve vücudundan ayrıldı kolları. 90'ın üzerinde kılıç yarası saydılar. Cenab-ı Hak zaman ve mekan mefhumlarını kaldırarak harp meydanına Peygamberimizi gösterdi. Peygamberimiz harbi bütün safhalarıyla ashabına haber verdi. Cafer Efendimiz hakkında şöyle buyurdu Peygamberimiz aleyhisselam. Allah ona kesilen iki koluna bedel iki kanat verdi. Tayyar kuş demek, uçan demek. Onlarla cennete uçtu. Bundan sonra da Hazreti Cafer sahabeler arasında Zülcenaheyn ya da Tayyar ismiyle, unvanıyla anıldı. Yani malıyla cömert, canını vererek İslam tarihinin müstesna isimlerinden biri oldu. Hazreti Cafer. Peygamber Efendimiz de radıyallahu teala Cafer-i Tayyar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Cafer-i Tayyar Efendimiz için o ümmetimin malı ve bedeniyle en fedakar ferdidir. En fedakar olanı Cafer-i Tayyar'dır buyurdu. Allahu Teala bize, bunlar hep örnekleme hocam, örnekleme. Din ve vatan tehlikeye düştüğünde dinin ve vatanın koruyucusu mücahitler elhamdülillah ortaya çıkıyor. Bugün Güneydoğu'da ayaklarını kaybeden, kollarını kaybeden, bedenlerinin uzuvlarını, yüzlerindeki eti, deriyi kaybeden birçok kardeşimiz var. Gazi, böyle ölmüş çok şehidimiz var. Paramparça olmuş hocam yani. Mayına nasıl bastıysa vücudu paramparça olmuş. Onların hepsi
Cafer-i Tayyar'la beraber cennette uçuyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam cennette uçacak demedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? O cennete uçtu. Allah ona iki kanat verdi ve o cennete uçtu buyurdu. Şimdi hemen soru geliyor. Sorular şöyle. Hani Peygamberimiz girmeden cennete kimse girmeyecekti? Girmeyecek. Peygamberimiz cennete girdi mi? Ya girdi, gezdi, geldi ya. Cennette, cehennemde gösterildi ya. He, yok, gene girmeyecek. Fakat mesela filanca ne diyor ona? Ölçme, yerleştirme var ya. ÖSYM. Diyor ki siz şu okulda sınava gireceksiniz diyor. Değil mi? Sabah 9.15'te sınav başlayacak. 8.30'da giren sınıfa giriyor mu Semih? He? 8.30'da giren sınava girmiyor. Sınıfa girmiyor. Nerede bekliyorlar? Bahçesinde bekliyorlar. Değil mi? Cennet şeyin, okulun bahçesinde bekliyorlar. Sonra bir anons duyuluyor. Arkadaşlar hazır olun. Nedir? İzdama sebebiyet vermeyelim. Şimdi kartlarınızı tekrar kontrol edin. Teker birer birer sizi efendim kontrolünüzü yaparak içeri alacağız diyorlar. Oradaki birisi telefon ediyor annesine, değil mi? Geldim anne, ben neredeyim? Okuldayım diyor yani. Okulun bahçesi de okuldan sayılıyor. Peygamberimiz ne buyurdu? Cennet bahçesidir kabir. Cennetin bahçesi. Kabre girene cennete girdi denmiyor. Ama ne oluyor? Cennet bahçesi.